sertmiş. Musa bunu sana verdi. İyi vallahi hem burama işlesin hem alam ben alam. Bilmem işte ev vereceksin. Neyse ev veriyorlar. Babası gider buna bütün şeyler yaşanacak. Köyden bir tane dayısı gider buna bir eşek veriyor. Hani evet. Musa işte kışın odunlarını getir. Eşekle böyle gidiyorlar, dereden aşağı gidiyorlar. Bunu dertte de tepeyle karışmıyorlar. Orada hayvana Cuma. Yüklüyorlar odunlarını falan. Ya şey, nedir Naci, ismi nedir Mesut? Bir kuru fasulye yiyorsa gelsin. Soğuk sağ olsun. Aman bariyle. Neyse, ondan sonra diyor, bize diyor, tabii odunumuz yok, kış geldi diyor. Hayvanla beraber aşağı gidiyor, dereden aşağı gidiyor. Sen de ben aldım. Şimdi nenesi, mesela o sular dedi. Sonra da anneleri de almışlar. Olmuşlar dayı çocuklar. Evet. Ondan sonra kendileri de... Üç kardeş. Üçerden geldi. Kızları da onlara vermişti. Aradan zaman geçmiş, bu Sultan girişler, Musa dediğimiz gibi ayrılmış. Ayrılırken abisinin biri inek veriyor, biri kuzu veriyor, biri işte şey veriyor, kayınbabası bir eşek veriyor. Onu getirsin he. Ve eşeği tabii kışın diyor besledim, nasıl böyle bir sabun gibi diyor. Böyle bir bakmış diyor, onu getireceğim diyor. Aradan zaman geçti tabii, işte yaz geldi diyor, gittik odunları kestik. Kampanla. Yok, Sultan'la benimle beraber. Odunları götürdük, odunları kestik güzelce, bağladık, eşeğe yükledik. Biraz şey yoğurt süzmesi var, sürttün mü? Diyorum ki, eşek, yoğurt süzmesi tabii. Eşek. Ben senin ayağına durmadım. Abi dile. Bu yükü diyor, şuradan diyor, oraya kadar götür, söz olursa ben sürteceğim adıma. Arkada itiyoruz diyor. Sultan bir aşağıdan, arkadan bugün ben çekim gelmiyor. En son bir sultan böyle olmaz. Gel odunları belirteceğiz. Biz de eşekleri indirdik diyoruz. Odunları sırtımıza aldık. Eşekimizin peşinde tanıştırmış geldik. O kışın da inat etti. Yük getirmedi. Eşeğe bakmadı diyor. Eşek nasıl diyor, zayıflamış böyle diyor. Bir deri bir kemik kaldı. Çünkü o bana diyor, odun getirmedi. Ben de bakmadım diyor. Yazın diyor köylüm bir geldi ki. Sen bu eşeği diyor, bana veren satlara demiş kardeşim Allah'a kısım sen al götür söz demiş. Evet, ben zaten bir tenekede kah vereceğim hani. Kah var ya şu armut. Sen bu eşeği götür benden uzağa demiş ben bir tenekede sana kah vereceğim. Eşeği almış götürmüş. Bir gece diyor bak. Çok uzak köy hem ya. Başka bir köye götürmüş. Bir gece bakmış tık 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 ses geliyor. Niye damla mı yatıyoruz he? Dedim sultanım bu ses ne dedim. Önce benim adam kalktı. Kalktı diyor kapıya diyor. Tekrar kapıyı kapattı. Geldi Musa diyor gitti. Dışarıda diye bir şey var. Gitti. Anladım. Kim diyor kapının önünde? Balzım geldi. Yok. Gitti diyor kapıya açıp gevşek. Ama demiş balzım geldi. Ulan demiş bu kimlik sen demiş hemen kapı kapat. Demiş anam baba demiş balzım geldi. O zaman da bu. Abin onlara bir... O kadınlar kan kardeş oldu. Abin de bir araba vermiş kendisine. Biz araba aldık. Onu da hani çok ucuz alırlardı. O yeni ehliyet almıştı. Onun üstüne anlattı. Demiş ki, Sultan demiş. Senin abinin arabası. Babanın eşeği. Amcam gelin demiş. Amcam abimin karısı. Sen demiş Allah'ın sözü. Hepiniz babanızın evine gidin. Evet. Baba yeter demiş abi. Şimdi arabaya geri bitersin. Hani geri çıkmak üstüne. Hep bir yere çarpıyor. Her gün bir yere çarpıyor. Tekrardan baktım diyor bu abinin arabasında. Bu ekmeğini de tutuşturuz elime. Ya gitsin yenge. Yedim de. Yahu Saniye bir anlatsın. Böyle akşama kadar gülmekten bayılırsın. Bir de bazıları çok neşeli anlatıyor. Bir gün dedeyle beraber diyor ben köse yola gidiyorum diyor. Köylerde gidiyorum. Ben de diyor ona kadar köse gidiyorum. Bir hareketi diyor bize diyor. Sözler diyor nasıl böyle küçük idare lambalar vardı laf ediyordu böyle. Lamba. Onu da diyor oraya koymuşlar diyor. Neyse biz de diyor acıkmışız diyor. Açık ekmeği de geldiler diyor ama kimse diyor kaşık varış değil mi diyor. Ekmek diyor batırıyorlar diyor. Üç lokma attım diyor. Dördüncü lokma yine diyor batırdım ama diyor. Çok da acıkmış öyle de yağlı diyor. Böyle tam götürdüm diyor. Lambanın ışığından batın pençeleri böyle oynuyor. Çekirdek içine atlamış. Şimdi diyor bunu bıraksam ayıp olur, bırakmasam ayıp olur, gözümü kapattım, attım aşağıya, Çin'e öyle gitti diyor. Ey Musa'nın selam aşağıya Allah'a emanet ol. Rahmeti Veysel, kendisi
kendine ev sahibisi, dermancıyı hoş yürüyordu. Çok seviyordu. Bu Veysel gelmiş ki köye yani ya filan ona. Bu demiş, ben de Veysel seninle geleyim. Ben sizin köyü görürüm demiş. Ama çok şükür. Hem de yağımı da alır mı derdim. Gitmiş kayınbabası geldi. Akşam olur pilav pişirmiş. Üstüne tabii yağ dökmüş, getirmiş ve. Getirmiş ve demiş ki, kaşığa aldım, batırdım, ülke ucuda aldım. Demiş ben ne kadar yersem ama ucuda aldım. Ayıp oluyor. Bir de dilimden daldım. Daldım, suyla beraber götürdüm. Evet. Ben götürdüm, eyle bir daldım. Yağmış. Belki yağmış. Vanım ben daha altta yedim. Var ben yedim dedim sen. Gelmiş anlatıyor karısına kız baktım. Bir yemek yaptım. Bir yemek yaptım. Ben ilk üstte yedim. Dedim ayıp olayım. Bir de altta kız vardı. Bir koyu bir bolu pilavı yaptı. Yağ kafasında demiş. Alışmıyor da her sene gidiyor yağmur. Ezircan'ın arkadaşım vardı o hanım. Hep dedi. Bolu pilav dediğin zaman ben kaşığı batıracaksın. Kaşıktan akacak. Ay ben kolundan akacak. Yağ. Hakikaten bolu pilavı güzel yaparsan çok güzel olur. Etli bulgur pilavı, etli bulgur pilavı. Ama etli bulgur pilavını bazen suyla beraber pişiriyorsun, tadını da suya veriyorsun. Gülcan şimdi Malatya'ya kızartıyor gelecek. Sonra bulgur pilavı. Kız kardeşim. Gülcan Malatya'ya gelecek. Dedi Hasan Basra'ya gidiyor, kurban keseceğim. Yenge sana et getirdim. Dedim öyle yap, bulgur pilavın eti olsun dedim. Saniye. Bazıları düşüyor, eti kavuruyor, ondan sonra bu pilav kadar güzel olmuyor. Ben bizim o eski pilavları sevdim. Etsiz yapıyorduk ya. Suda haşlanıyordu, ondan sonra kaba koyup yağ gezdik. Çok güzel oluyor.